Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Can Kaptan'la birlikteyiz. Efendim öncelikle Çankırı'ya hoş geldiniz. Sanıyorum Çankırı'da teşkilatlanmanızı tamamladınız. Şükürler olsun. Şükürler olsun tamamladık. Evet, yeni bir kurulan bir partisiniz. Neler söylemek istersiniz? Siz de İstanbul Vakfı Başkanlığı'nı bıraktınız. Hızlı bir şekilde siyasete geçiş yaptınız. Doğrudur. Vakıf Başkanlığı'nı bırakma sebebim zaten siyasete girme isteğim idi. Ve hangi partiden olacak diye şöyle bir bakıp görüşme yaptığımda yeniden başlayan, fazla hırpalanmamış, Atatürk ülkelerine saygılı, 1917 değil 21 anayasasını kale alan, onun üzerine yeni Türkiye Cumhuriyetimizi kuran Atatürk'ümüzün partisini seçtim ve Ümit Özdağ'la yol yürümeye karar verdim. Bu yol yürüme esnasında en zorlandığımız illerden biri de İstanbul, Çankırı oldu. İstanbul'da çoktan tamamladık, 15 ilçeye çıktık, hatta bitmek üzere. Fakat Çankırı'da bu kilidi kırmak biraz zor oldu. Ancak şimdi derler ya, böyle açıldıktan sonra çuvalın ağzı çok hızlı bir şekilde doluyor. Çankırılılar katar katar gelmeye başladılar. Bir ay içinde inşallah genel kurulumuzu yapacağız. İlk genel kurulumuzu. Orada da en az bir 2000 kişiyle, 3000 kişiyle bu gücü göreceksiniz inşallah. Yani Çankırı'da bir gövde gösterisi yapacağınızı söylüyorsunuz. Teşkilatlanmanız tamamlandı mı? Yani seçimlere girebilme hakkını elde ettiniz mi? 41. il Çankırı oldu, evet. Teşkilatlanmamız bitti. Ancak erken seçim olma ihtimali var. Bizle savaşabilmek, erken seçim yapma ihtimalleri var. Bizle başka türlü mücadele edemeyecekler. Ona da silahımız var. Erken seçim yapsalar da yine biz seçimlere katılacağız. Peki işte Suriyelilerle ilgili genel başkanın görüşleri var. İşte göçmen politikaları çok radikal. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Aslında radikal değil, olması gerektiği gibi. Farkında mısınız bilmiyorum ama İngiltere hepi topu 35 bin mültecisi var, geçici sığınmacısı. Ruanda'ya yolluyor. Ruanda nedir? Daha hepi topu gene 5 sene evvel 2 milyon kişiyi satırla kesmiş bir memlekete yollayacaklar. Yani vatan kutsaldır, vatan toprağı kutsal topraktır. Burası tatil köyü değildir. Savaş bitmiştir. Ve Sayın Suriye Devlet Başkanı genel af ilan etmiştir. Huzurlu bir şekilde otobüslere binip el sallayıp gitmeleri gerekiyor. Gitmeyeni de gerekirse zorla yollayacağız. Bizim 8 milyon Suriyeli bakmakla ilgili bir yükümlülüğümüzün olması beklenemez. Siz Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt yerleşkesi yaratacağım, Büyük Kürdistan'ı kuracağım diye oradaki Arapları buraya yollayıp Türkiye'yi Büyük Orta Doğu Projesi'nde 5 parçaya böleceğim diye bunu yapmanıza biz müsaade etmeyeceğiz. Çankırılılar da etmeyecekler efendim. Peki Mustafa Bey, siyaset dedik, önümüzdeki seçimlere de 11 ay kaldı diyebiliriz. Artık geri sayım da başladı. Haziran'dan itibaren 13 ay mı diyelim? 13 ay, bu ayı saymazsak 13 ay. Siz işte milletvekili adayı olarak bir düşündüğünüz yer var mı? Çankırı'dan mı olacaksınız? Ankara'dan mı? Neler düşünüyorsunuz? Ben Çankırı'dan aday olma ihtimalim yok. Neden yok? Çankırı'da ben 6 yaşına kadar yaşadım. Benim böyle bir hakkım yok. Çankırı'da yaşamayan, Çankırı'da olmayanın milletvekili olma hakkını verdirmeyeceğim. İlla buradaki şu yola çıkan yönetimleri gördünüz. İl başkanımızı gördünüz. Bunların vereceği karara uymak zorundayız. Dışarıdan gelecek her atamaya kesinlikle karşıyız. Ben bile dışarıdan gelenim. Ve ben de buradan aday olmayacağım. Ne milletvekili olacağım, ne belediye başkanı olacağım. Ben Çankırı'ya yalnızca hizmet etmek için gelip gideceğim. Yani ithal adaya karşısınız. Sonuna kadar karşıyım. Ayıp. Ben bunu ayıp görüyorum. Yani siz beceremiyorsunuz, ben size yukarıdan bir aday getireyim. Bu Çankırılı'ya saygısızlıktır. Yıllardır yapıldı. Çankırılı kabul etti ama artık etmesin. Kendi adayını kendi içinden Çankırı çıkarsın.
oyunu versin, onu meclise yollasın. İstanbul'daki bir aday Çankırı'nı nereden bilsin, ne eksiği var? Yani o kulaktan dolma, etrafındaki adamlarla aldığı bilgilerle hizmet bu kadar oluyor. Yani olmuyor. Biz bunu gördük. Partimiz buna müsaade etmeyecek. Peki vakıf başkanı iken belki bazı konularda konuşamıyordunuz ama genel bir Çankırı değerlendirmesinde bulunmak isterseniz, Çankırı'la ilgili neler eksik, neler yapılmalı? Çankırı'yı nasıl görüyorsunuz? Çankırı'nın en büyük eksikliği, ben bunu STK'larda biraz aştığımı düşünüyorum. Hani cehennemde zebani beklemiyormuş 3 tane Türk'ün başında. İşte niye onun başında zebani yok, kazandan çıkıyorlar? Onlar Çankırılı. Biri çıkarsa öbürü ayağından çeker demiş zebani. Bizde ne yazık ki böyle bir algı var. Biz yükselen Çankırılıyı sevmiyoruz. Yani içimizden biri başbakan olma ihtimali varsa bırak o başbakan olmasın, ben bir ağza olayım yeter gözüyle bakıyor. Küçük olsun benim olsundan Çankırı'yı kurtaracağız. Kurtulmamız lazım. Yoksa hayat boyu yönetilmeye, hiç layık olmadığımız şekilde yönetilmeye devam edeceğiz. Diye düşünüyorum. Daha da bitmedi. Tarım. Siz beğeniyor musunuz tarım politikalarını? Benim köyümde ekilmemiş 10 binlerce dönüm arazi var. Tarım politikalarımızda biz bundan önceki yalandan teşviklerle, siz biliyor musunuz 1100 metre rakıma gelip ayçiçek tohumu dağıttıklarını ve ektiklerini, siz biliyor musunuz Ava'ya gidip oraya keten tohumu dağıttıklarını ve toplanamadığını, çünkü bilmiyorlar, makinesi yok. Yani o kadar düzensiz, sırf iş yapıyorum diye, bak bunu yaptım, bak şunu yaptım diye, bunlardan ülkeyi kurtaracağız, yalnızca Çankırı'yı değil. Büyük bir projem var. İnşallah ilk Çankırı'da yapacağım onu. Araziyi, bir ovayı kapatacağız inşallah. Diyeceğiz ki burada ağaç yetiştireceğiz. Ve burada en çok ne oluyor arkadaşlar? Siz söyleyin. Vişne oluyor, kiraz oluyor ve harika oluyor. Dünyaya ihraç ediliyor. Biz orada bunu tek yerde yapacağız. Bakın, o kadar çok bölünmüş ki adam gidiyor bir dönüm tarlasını burada sürüyor. Traktörüyle 9 kilometre gidiyor, bir dönümü orada sürüyor. Bir 9 kilometre daha gidiyor. Böyle olmaz. Yapamazsın. Maliyetler uçar. Artı taşlarla ayırmışlar. Yani sınır ayırmışlar. Bir metre bu tarafa, bir metre bu tarafa. Türkiye'de koca Konya Ovası kadar bir alan ekilmiyor. Sırf bu ayırmadan dolayı bunu da bitireceğiz. O kadar basit ki. Yani o bölgeye diyeceğiz ki burası 1000 dönüm. Kimin tarlası var? Senin. Yüzde kaç? 1.2. Al sana bir anonim şirket. Buna diyor, anonim şirkete devrediyorsun bunu. 1.2 senin, 5'i senin, 7'si senin, bölüştürüyorsun. Satarken tapuya bile gitmeyeceksin. Devredeceksin bunu. Ve gübre vermeyeceğiz biz. Çünkü gübreyi verirsek yakarlar. Fazla dökerler. Biz son üretilene teşvik vereceğiz. Üretti, bitti, faturasını gösterecek, teşviğini alacak. Mazot uçuyor. ÖTV alıyoruz. Niye? Bunlar pahalı. Ya adam ne yapsın? Traktörüne çıkıp bir 5 dönümü sürdüğünde ne mazot harcadığını Ankara'dakiler biliyor mu? Oradan konuşuyor. Her yere ekin. Nasıl eksin adam ya? Ekti. Nasıl gübre atacak abi buna? Gübreyi kaça çıkardıklarını biliyor musunuz? 1000 lira, 1000. 200 liradan 1000 liraya çıktı. Hayvancılık deseniz yine hayvan yemleri. Biz alıyorduk 5 sene evvel 60-70 liradan 500 liralara yaklaştı artık. Ve nereye gideceği de belli değil. Diyorlar ki aradaki çakallar yapıyor bunu. Hayır. Adam kamyona bindiriyorsun. Antalya'dan buraya bırakın şeyi, yem getirmeyi. Sağdan taş toplasıp getirseniz kilosunu 15 liraya satarsınız. Yani bedava verseler. Evet abi, 15 liradır bunun. Bunu niye görmüyorlar anlamıyorum. Artı tabii ki herkes para kazanacak. Bir yıl mesela patates az ekilmiş, plansız ekim yapıldığı için. Patates az ekilmiş. O sene patatesçi para kazanacak değil mi? Olmaz.
hemen ithalatı aç, o patatesçiyi batır abi. Tamamen bir daha çalışamasın. Türkiye'nin acilen, bakın, aç kalacağız. Buğday, buğday, buğday. Rusya 20 yılda ki bataktan çıktı bunlar. 20 milyondan 60 milyon tona çıkardılar abi. Biz 20-22 milyon, kuraklık var 19. Abi çok iyi oldu 22. Ya hiç mi artmaz bu buğday üretimi? Nüfusumuz artıyor, tüketimimiz artıyor. Zaman geçtikçe refah düzeyimiz artınca çöpümüz de artıyor. Aha bak, ekmekleri görüyorsun abi, atılanları. Dolayısıyla daha çok buğdaya ihtiyacımız var. Türkiye açlıkla karşı karşıya. Rusya buğday satmıyorum desin, Amerika'nın ya GDO'lu buğdayına muhtaç kalacaksın, almıyorum dersen, Türkiye'nin beslenme zincirinde en önemli unsur olan ekmekten mahrum bırakıp orta direk ve altını aç bırakacağız. Böyle büyük bir Türkiye risk altındadır. Fındık üreticileri, iki tane tüccara peşkeş çekiliyorlar. Eskiden yani 17 euroları görmüş olan fındık fiyatı bu sene 25 TL'ye gitmedi. Açıkladılar ama tüccar geldi 21 liradan aldı. Yani 4 dolardı dolar, o zaman hadi 5-6 liraydı. 4 dolarlara düştü. Şimdi hala aynı fiyat. Yani 10 dolar olmuş, 15 lira. Sen 7 dolara kadar, hatta düzeltiyorum, 7 euroya kadar Almanya alabiliyor bunu. Niye ezdiriyorsun sen bu arkadaşlarımızı, bu üreticilerimizi, bu çiftçilerimizi, vazgeçiriyorsun? Ne ilaç atabiliyorlar, ne adam gibi altını eşeleyip havalandırabiliyorlar. Ve tarım ilçe müdürlüklerimiz de iyi çalışmıyor. Bu kadar eksiğimiz varken nasıl tarım politikası beklersin? Nasıl yeni üretimi artıracağız, üretimi artıracağız? Artıramazsın. Böyle artmaz. Yani tarım politikalarını siz baştan değiştirirsiniz. Bana kalsa bütün il, ilçe tarım müdürlüklerini kapatırım. Bütün hepsini yeniden yapılandırırım. Ondan sonra bir de yani sırf resim çektirerek falan bu işler olmaz abi. Bu işlerin bitmesi lazım artık. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çankırı'nın ev sahipliği için de hepinize tekrar teşekkür ederim.